Evet sevgili arkadaşlarım, bugün Rabbe şükürler olsun ki değişim taleplerimizin Meral Akşener hanımefendi öncülüğünde ilk kamuoyuna duyuracak şekilde adımını attık. Bu akşam Fox TV'de de Meral Akşener hanımefendi çok güzel mesaj vererek yeniden hepimize bir umut, yarınlara dair bir heves bıraktı diye düşünüyorum. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Verdiği mesajların altını çizecek olursak, öncelikle o güler yüzüyle teşkilat ülkücülerin halk benim, MHP'yi başbakanlığa taşıyacağız mesajı benim için çok önemliydi. Bunun altını çizmek lazım. Bunu çok konuşmamız lazım. Bazı arkadaşlarımız işte adaylığını açıklamadı gibi çok garip, biraz da esprili yorumları var. Arkadaşlar, hiçbir insan aday olmasa değişim için bu kadar faaliyet göstermez. Sadece bir görüş belirtir herkes gibi, ondan sonra bunu orada noktalar. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına Meral Akşener hanımefendi adaydır. Ama bu bir hukuki terimdir. Önce tüzük kurultayı olmalı. Tüzük kurultayıyla olağanüstü kongre tarihi alınacak ki ondan sonra adaylar resmen aday olma açıklamasını yapabilsinler. Bu ince mesajı alamamış arkadaşlara buradan yeniden söylüyorum. Hiç merak etmeyin. Bugün açıklanan Meral Hanım'ın adaylığıdır. Bunun altını böyle çizmek lazım. Tabii diğer adaylarımız Sinan Ogan Bey, Koray Aydın Bey de açıklamalarını yaptılar. Allah hayırlı uğurlu etsin. Onların da bu değerli ve kutsal çabalarını buradan alkışlıyorum. Ben şahsen Meral Akşener hanımefendiyi destekleyeceğimi bir ay önceden ilan ettim. Bu noktaya niye geldiğimi bazen sizlere izah ediyorum, mesaj veriyorum. Millet sevdamın emri gereği bir takım geçmişte olumlu olumsuz duygularımdan da arınarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olması için bu yolu tercih ettiğimi, bunu da sizlerle zevkle paylaşmayı uygun buldum. Tabii bizim çok değerli arkadaşlarımızın bazıları diğer adaylarımızı destekleyeceklerdir. Destekleyenler vardır. Onlara da buradan hasretle muhabbetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hiç fark etmez. Hepimiz aynı ortak payda etrafında. Önce MHP'de değişim. Değişim olmadan hiçbir şey olmuyor. Değişim nedir? Gayri kanuni, demokratik temayüllere uymayan, tek adam sultanlığına tüzüğümüze konan maddelerin değiştirilmesiyle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla bu konuyu ortak bir ideal, ortak bir hedef haline getirmiş adaylara da alkışlamak lazım. Bu adayları da tebrik etmek lazım. Bu manada tekrar ediyorum Sinan Ogan, Koray Aydın ve çıkarsa diğer adaylarımızı da tebrik etmek lazım. Şimdi bu arada Sayın Genel Başkan baştan hırsla bir şeyler söyledi ama süreci görüyoruz ki çok olgun, vakar. Buradan ülke ocaklarını da tebrik ediyorum. Hiç öyle bizi el aleme Türkiye'ye rezil edecek davranışların içerisine girmedikleri için onları da alkışlıyorum. Bu vakar bir nöbet değişimi yarışmasıdır. Bunu böyle yorumladıklarını görüyorum. O eski gerginlik ve hakaretler artık sosyal paylaşım sitelerinde de sona ermiştir elhamdülillah. Dolayısıyla bu konunun da bu tarafa konmasını istiyorum. Ama Sayın Genel Başkan'ın bu vakar duruşundan sonra yine bazı arkadaşlarımız durumdan vazife çıkarar, kraldan fazla kralcılık yaparak, efendim kimse onlara böyle bir görev vermediği halde yollara düşüp bu adaylardan bir şey olmaz, ülkücü aday istiyoruz yalanıyla, dolanıyla illeri geziyorlar. Hatta Samsun'a da geleceklermiş. Samsun'da emeğim vardır, gençliğim vardır, mücadelem vardır. Samsunlu arkadaşlarıma buradan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. O arkadaş oradan havasını alacak ama Samsun'a havası verirken arkadaşımıza yemek ısmarlayın, çay ısmarlayın, güzel ağırlayın, öyle gönderin. Kendisinin İstanbul'da bir ağırlığı asla yoktur. Belki 2-3 tane tanıdığı delege vardır. Onları da etkileyebileceğini düşünmüyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ama burada
delege üzerinde bu delege benim, bu delege onun diyebilen kim varsa onları da ayıplarım. Öyle bir şey yoktur. Mehmet Bülent Karataş'ı yine hayırlı iade ediyorum. Kongrede ülkücüleri üst kurul delegesi yapmıştır. Ülkücülerin üst kurul delegesi olduğu yerde onlar adına konuşmak ayıptır. Onların vicdanı, aklı, ülküleri vardır. Onlar gerekeni günü ve zamanı geldiğinde yapacaklardır. Bizim şimdi istediğimiz imza şunun ya da bunun genel başkan olması değildir. Sadece tüzükte bir madde değişip olağanüstü kongre, delege ne zaman isterse o zaman olsun maddesinin yeniden hayata geçmesi içindir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Durumdan vazife çıkartıp ona buna hakaret eder, ona buna taşkınlık eder. Bu Sayın Genel Başkanımızın tarafında ya da Meral Abla'nın tarafında ya da Sinan Bey'in ya da Koray Bey'in. Kim olursa olsun onları ayıplamamız lazım. Sosyal paylaşım sitelerinde samimiyetle, iyi niyetle paylaştığımız bir takım şeylerin altına fırsat bilip adaylarımıza hakaret eden ya da genel başkanımıza hakaret edenler ayıp etmektedirler. Bu doğru değildir. Geçmişte bu itibarsızlık sürecinde hepimizin payı vardır, günahı vardır.